Erten adı olan Ludwig van Beethoven. Beethoven'ın tahmini doğumu 16 Aralık 1770 Almanya'nın Bonn şehridir. Beethoven'ın 6 kardeşi vardır. Kendisi ikinci çocuktu. 6 kardeşinden 3'ü sağır, ikisi kâr, bir tanesi zeka özürlü. Babası alkolik biri, annesi ise küçük yaşta veremden kaybedilmiştir. Beethoven'ın annesi öldükten sonra babası çocuklarına daha çok baskıcı olmaya başladı. Özellikle de müzik konusunda. Beethoven'a zorla müzik yaptırıyormuş ama Beethoven bunu istemiyormuş. Biraz daha büyüdükten sonra 12 yaşında konser vermiş. Konserine bir sürü insan katılmış ama babası katılmamış. Beethoven'ın ilk hocası babasıydı. Ama Beethoven Mozart gibi ünlü bestecilerden ders almak istiyordu. Bir gün piyano çalarken kulakları çok ağrımaya başlamış. Ertesi gün hemen doktora gitmiş. Doktordan ağlayarak çıkmış. Çünkü doktor demiş ki, bir ay sonra tam sağır olacaksın. Beethoven çok üzülmüştür. Sağır olmak istemiyordur. Her zaman kendine şu soruyu soruyordur. Ben sağırken nasıl orkestrayı yönetebilirim? Beethoven çok üzgün ve ağlayarak bir şekilde evine kapanmıştır. Kimse ona ulaşamıyordur. En yakın arkadaşları kapıyı tıklatıyordur. Maalesef duymuyordur. Beethoven'a doktor bir cihaz vermiştir. Onunla birazcık duyabiliyordu. Bazen rastgelesine öylece o cihazı kulağına koyuyordu. Bir gün rastgele renk gelmiştir, kulağına koyduğunda kapı tıklatılmıştır. Beethoven kapıya gitmiştir ve hem arkadaşı hem de öğrencisi gelmiştir. Onu orkestraya çıkmak için ikna etmiştir. Demiştir ki, sen orkestraya çıkabilirsin, bunu duymak zorunda değilsin, kalbinden çal demiştir. Peki ya ben bunu duymadan nasıl yapabilirim? Ben orkestranın arasına sığınak sana kopyalar veririm demişti. Beethoven ilk önce itiraz etmişti ama sonra kabul etmekten başka bir şansı kalmamıştı. Beethoven'un gösterisine satış biletleri çıktığı saat hepsi tükenmişti. Beethoven'un gösterisi başlamıştı. İşte o büyük gündü. Beethoven çok mutluydu ve heyecanlıydı. Beethoven'ın gösterisi başlamıştı. Herkes ayakta alkışlamıştı. Beethoven arkası dönük olduğu için göremiyordu, sağır olduğu için de duyamıyordu. Orkestra başlamıştı ve çok güzel gitmişti. Başarıyla sona ermişti. Herkes ayağa kalkıp kocaman alkışladı. Ama Beethoven göremiyordu ve duyamıyordu. Arkadaşı sahneye çıkıp onu ters çevirdi. O zaman çok mutlu oldu. Duyamıyordu, yine de görebiliyordu. Beethoven'ın en bilinen eserlerinden bazıları 9. Senfoni, Ay Işığı Sonatı, 5. Senfoni, Polarize ve 6. Senfoni. Beethoven sevdiği kadın için Polarize şarkısını bestelemiştir.